Eşkenar üçgenin köşelerine artı q, eksi q ve artı q yükleri şekildeki gibi yerleştiriliyor. L'deki yüke etki eden bileşke elektriksel kuvvetin büyüklüğü F ise, M'deki yüke etki eden bileşke elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç F'tir? Şimdi buna bakalım. Şimdi L'deki yüke baktığımız zaman onu şuraya alalım. Bakın. Burada bizim artı Q yükümüz var. Burada eksi Q yükümüz var. Burada artı Q yükümüz var. Peki bu bir eşkenar üçgense o zaman araları D kadar olsun. Peki artı Q'nun eksi Q'ya uygulanmış olduğu elektriksel kuvvet budur. Öncelikle bu yüklerin birbirlerine uygulamış oldukları elektriksel kuvvetlerin büyüklükleri birbirlerine eşittir. Peki biz buna artı eksiye bu şekilde bir kuvvet uygulayacaktır. Peki burası artı burası eksi ise demek ki M noktasındaki yük de L noktasındaki yüke böyle bir çekme kuvveti uygulayacaktır. Ve bu kuvvetin büyüklüğü de F'tir. İki kuvvet arasındaki açı 60 derece olduğuna göre bileşke kuvvetimiz bir tanesinin kök 3 katı olacaktır. Peki buradaki L'deki yüke etki eden bileşke kuvvet F'tir demiş. Yani biz bu F kök 3'e F diyeceğiz. Peki biz buna desek ki burası A. Bakın buraya da biz A dersek o halde burası nedir? A kök 3. Buradan ne yazabiliriz biz? A kök 3'ün büyüklüğü F'e eşitmiş. Bir tane A'nın F cinsinden değeri F bölü kök 3'tür. Peki A dediğimiz kimdir? Buradaki iki yükün birbirine uygulamış oldukları elektrostatik kuvvettir. Şimdi gelelim M yüküne. M yüküne etki eden bileşke kuvvet nedir diye sormuş. Bakın şunu aldık. Burada bizim bir M yükümüz var. Buradaki yük miktarı artı Q'dur. Burada artı Q'muz var. Burada ise L noktasında eksi Q'muz var. L'deki eksi Q, M'deki artı 2 artı Q'yu kendine doğru çekme kuvveti uygulayacaktır. Peki buradaki çekme kuvvetinin büyüklüğü A kadardır. Buradaki artı Q, buradaki artı Q'ya ise bir itme kuvveti uygulayacaktır. Bu itme kuvvetinin de büyüklüğü A kadardır. Peki karşımızda ne vardı? Bir eşkenar üçgen vardı. Eşkenar üçgenin bir dış açısı 120 derecedir. O halde iki tane vektör eşit ya da kuvvet eşit aradaki açı 120 derece olursa bileşke kuvvet bunlardan bir tanesine eşit olur. Demek ki M'deki yüke etki eden bileşke kuvvet A kadardır. Peki A'nın F cinsinden değeri nedir? F bölü kök 3'tür. Soruda kaç F diye sormuş? 1 bölü kök 3 olur. O halde doğru cevap A'dır.